Ecem Toplar, Bengi Türk Televizyonu. Sorum her iki bakana da olacak. Sayın Bakan Çavuşoğlu sözlerine de geçirdi, ifade etti. F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda ABD yönetiminin güçlü destek verdiğine değindi. Ancak kongredeki süreç belirsiz. Kongreye ne zaman bildirim yapılması bekleniyor, resmi bildirimin, ve kongrede bir engelle karşılaşılması beklentisi var mı? Çünkü Türkiye'ye karşı bazı senatörlerin mektup yazdığını biliyoruz Sayın Biden'a. Öte yandan da Türkiye'nin F-35'ler için ödediği 1 milyar dolarlık bir ücret söz konusu. Buna ilişkin son durum nedir? Teşekkürler bu sorudan dolayı. Bu F-16 konusuna gelince, bu Biden yönetimi son derece hem yükseltilmesi bu F-16'ların hem de yenilerinin sunulması hususunda Türkiye desteklemektedir bunu. Bu NATO müttefiği ve dost müttefiği olarak bu ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek standartlarda faaliyet göstermesi çok önemli. NATO bünyesinde bu ortak harekat yeteneklerimiz çok önemli. Bu konuyla özel olarak şunu söyleyebilirim ki bir değerlendirme yapamam şu anda. Bu resmi olarak bizim kongreye bilgi vermemiz gerekiyor. Tabii ki şu anda biz yönetim olarak bu desteği sağlamak için F-16'nın modernizasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır süre gelen savunma ve güvenlik bağlarımız var. Başkan Biden her zaman söylediği gibi Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti son derece önemli bizim için. Biraz önce konuşmamda zaten F-16'larla ilgili beklentilerimizi açıkça söyledim. Yönetimin iradesi var. Kongrede bazı senatörlerin yazdığı mektuptan da haberdarız. Biz bir taraftan heyetlerimizle birlikte kongre üzerinde de çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı şekilde ABD yönetimi de kararlı bir şekilde duruş sergiler ve kongre üzerinde birlikte çaba sarf edersek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. İki birbirinden bağımsız iki konunun, yani özellikle iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz. İkisi farklı konu. İkisinin de şartları var. Kendi temelinde devam eden müzakereler var. Mutabakat zaptı var. Dolayısıyla ikisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Ya da şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız da zaten mümkün olmaz. Elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım. Bu konuda ortak duruş sergilemek, yani Türkiye ve ABD yönetim olarak bence kritik öneme haizdir. F-35 konusunda biz F-35 programının ortağıydık. Katsa yaptırımları sebebiyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Bu tek taraflı bir karardı. Bizim kararımız değildi. Dolayısıyla ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir rakam var. Tabii Türkiye bu programda olmadığına göre ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız. Bu konuda da müzakereler devam ediyor. Biz hatta Tony ile 18 Ocak'ta DC'de görüşürken uzmanlarımız da bu F-35 konusunda aynı gün görüşmeler gerçekleştirdi. Bir an önce bunun neticeye ulaşmasında fayda var. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.